Gökler dönmeye başlıyor. Sizlere İstanbul'dan, payitahttan, dünyanın kültür başkentinden sesleniyoruz. Sayın Halil Paşa'nın yanısındayız. Ben Güngör Yavuz Aslan. Ben Aslıhan Mertoğlu. Gökler ile dünya gündemine farklı bir bakış açısıyla yaklaşacağız. Sesi duyulmamış, arada kalmış halkların sesi olacağız. Gökler başlıyor. Gökler dönmeye başlıyor. Programımızda konuklarımız var. Sessiz bir çığlık olan Doğu Türkistan'a gideceğiz. Akademisyen kimliğiyle Doktor Abdülhamit Avşar ve Doğu Türkistan Türklerinin önde gelen isimlerinden Arslan Artekin ile Doğu Türkistan'ı, o Türk diyarlarını konuşacağız. Sayın Avşar, bize Doğu Türkistan'ı tarihsel süreciyle, dünü, bugünüyle anlatır mısınız? Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten unutmaya, unutulmaya çalışan bir coğrafyayı gündeme getirmek için program yaptığınız için. Şimdi öncelikle Doğu Türkistan neresi olduğundan bahsetmek gerekiyor çünkü. Doğu Türkistan, Asya'nın merkezi, daha da dünyanın merkezi denilen jeopolitik yer alan, bugün Çin işgali altında bulunan 1.820.000 kilometre kadar bir toprak. Burası en kadim devirlerden itibaren Türklerin ana yurdu olmuştur. Zaten Türkistan'da biliyorsunuz, Türklerin yurdu anlamına geliyor. Bugün çevresinde Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan keşfi yoluyla Tibet gibi, Tibet Çin işgali altında ülkelerle çevrilidir. Doğu Türkistan sadece jeopolitik öneme değil, aynı zamanda çok zengin yeraltı kaynaklarına sahip de bir coğrafyadır. Ve biliyorsunuz 19. yüzyılın büyük oyunlarından, büyük güçler arasında mücadelelerinde cereyan etme merkezidir Batı Türkistan'la beraber. Şimdi Doğu Türkistan tabii tarihi 16. 17. yüzyıla kadar genel Türk tarihi içerisinde bir bütün olarak devam ediyor. İşte orada ne kurulduysa, Hunlar kurulduysa, bunların egemenliği altında, Göktürklerin egemenliği altında, daha sonra işte Cengiz, Timur imparatorluklarının egemenlikleri altında. Doğu Türkistan'ın kaderi 16. yüzyılda değişiyor. Ve bugünkü Büyük Türkistan'dan ayrılarak farklı bir çizgi izlemeye başlıyor. İşte önce bir bağımsız hanlık kuruluyor. Ardından hocalar devrediğimiz bir devir yaşanıyor. Ve ilk defa olarak 1753 yılında Çinliler Doğu Türkistan'ı işgal ediyor. Bu, Doğu Türkistan'ın kaderinin değiştiği tarihtir. 1753. Bu nasıl değişiyor? Şimdi biliyorsunuz o tarihlerde Osmanlı işte bir Rusya'yla bir mücadeleye giriyor. Rusya Balkanlardan sıcak denizlere açılma ümidini kaybedince doğuya, Türkistan coğrafyasından yayılmaya başlıyor. Diğer taraftan da İngilizler Hindistan'a geliyorlar ve Hindistan'dan Rusya o bölgeyi, jeopolitik bölgeyi bahsettiğimiz bölgeyi nüfuz etmeye çalışıyor. İşte böyle bir dönemde Doğu Türkistan içerisinde kargaşa meydana geliyor. O sırada Çin'de hakimiyeti ele geçirmiş olan Mançurlar, ki Mançurlar da aslında Ural Altay grubundan Türklere akraba bir kabiledir ama Çinleşmişlerdir. Bunlar Çin'de hakimiyeti ele geçiriyorlar ve o tarihte gelip Doğu Türkistan'ı işgal ediyorlar. Bu işgal bir ilhak değil, bir işgal. Doğu Türkistan'ı işgal ediyorlar ve bizim Doğu Türkistan'la biz Türkler buna karşı bağımsızlık mücadelesine girişiyorlar. Ve bir kısa dönemli bir takım bağımsızlık olmasına rağmen 1864 yılına kadar bu mücadele devam ediyor. 1864 yılında Doğu Türkistan yeniden bağımsızlığını elde ediyor. Kaşkarya Devleti, biz buna birinci Doğu Türkistan Devleti diyoruz. İşgalden sonra dönemlerde. Bir 10 yıl kadar, 15 yıl kadar bir bağımsız devlet oluyor. Bu bağımsız devletin özelliği şu, o dönemin üç büyük gücü. Rusya, İngiltere ve Osmanlı bu devlet tanıyor. Ve ilk defa Türkistan coğrafyası savaş olmadan, işte Timur biliyorsunuz Anadolu'ya geliyor vesaire gibi, savaş olmadan Osmanlı'yla irtibata geçiyor ya da Batı'daki kurulan Türklerle irtibata geçiyor ve ona biat ediyor. Osmanlı, Sultan Abdülaziz oraya asker yardım gönderiyor, efendim eğitim yardımında bulunuyor, eğiticiler gönderiyor ve Doğu Türkistan'da Abdülaziz adına hutbe okumaya başlamış. Bu 15 yıldan sonra esas Doğu Türkistan'ın kaderinin değiştiği bugünkü oluşuma yol açacak süreç başlıyor. İkinci Mançur Çin istilası dediğimiz işgal başlıyor. Bu işgalin özelliği,
Doğu Türkistan'ı ilk defa olarak, tarihinde ilk defa olarak Çin'e ilhak edilmiş. Daha önce işgal edildi ama ilhak edilmemişti. Bu sebep ilhak edildi. Yani Çin'in bir toprağı gibi kabul edilmeye başladı ve ismi değiştirdi. Xinjiang, Xinjiang deniliyor. Bu Xinjiang da yeni kazanılmış toprak. Yeni coğrafya, yeni sınır anlamına geliyor. Yani kendileri de bunu itiraf ediyorlar ve bunu yeni bir devlet olarak Çin'e katıyorlar. Ve işte ondan sonraki süreç devam ediyor. İstiyorsanız bunu günümüze kadar gelmeden diyorum arada bir şey. Peki Urumçi'de yaşanan olaylarla Doğu Türkistan gündeme geliyor. Katliamlar, baskılar var. Biraz da bunlardan söz eder misiniz? Şimdi tabii işte bu sonki süreç. Yani bu soruya gelmeden de o zaman istiyorsanız bu tarihi kısa evet. Tamamlayalım biz. 1878 yılında Doğu Türkistan işgal edildikten sonra, bakın bu tarih çok önemlidir. Kelkük için de önemlidir, bu 1878 tarihi Osmanlı için önemlidir ve bütün dış Türkler için önemlidir. Bu tarihte ne olur? Bu tarihte Osmanlı Devleti'nin artık gücünü kaybedildiği anlaşılıyor. 93 Harbi dediğimiz Osmanlı-Rus Harbi'yle, 1878-1878 Harbi'yle. Ne yapıyor İngilizler? Kıbrıs'ı işte, Mısır elden çıkmıyor, işte bir takım topraklara denildiyor. Aynı tarihte İngilizler Hindistan'ı işgal etmişler ama ilhak etmemişler. Osmanlı bu durumu görünce Hindistan'ı krallığa bağlıyorlar. Birleşik Krallığı'na bağlıyorlar. Aynı tarihte ne oluyor? Ruslar gelmişler. Buhara Hanlığı'nı, Hokan Hanlığı'nı işgal etmemişler, işgal ediyorlar. Yine ne oluyor? Doğu Türkistan Devleti, Osmanlı'ya itibat olan Doğu Türkistan Devleti, orada bir tehlike olarak görüldüğü için, Osmanlı'nın bir devamı olarak görüldüğü için işgal ediliyor. İşgal edilmesi göz yumuyor İngilizler ve Ruslar tarafından. Bu yine arada yine çok ciddi bağımsızlık hareketleri, kısa dönemli bağımsızlıklar vesaire oluyor ve 1933 yılına kadar bu işgal devam ediyor. 1933 yılında Türkiye, Türkistan ilişkisi açısından ve Türkistan kendi tarihi açısından doğru bir şey çok önemli. Gök bayraktan al bayrağı selam olsun. Mesajları o zaman ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi 1911'de Çin'de bir devrim oluyor. Milliyet Çin dediğimiz Chiang Kai-shek vesaire onlar iktidarı ele geçiriyorlar ve cumhuriyet kuruyor, Çin Cumhuriyeti. Ve Çin Cumhuriyeti kurulduğunda 1911 yılında Çin'de Doğu Türkistan'da valiler yoluyla ilerleyen bir başlıyor. Şimdi uzak, Çin'in kendi problemleri var, bir süre sonra işte Japon işgali başlıyor, Mançurya'ya vesaire gibi. Ve bu valiler müstakil bir derebeylikler şeklinde Doğu Türkistan'a ilerlemeye başlıyor ve çok zalimce, çok katlarca ve halkı yok etmesine bir politika üzerine başlıyor. Zaten bizim insanlarımızın içerisinde bağımsızlık arzusu var. Ve işte 1931 yılında Kumul denilen bir şehirde bir bağımsızlık hareketi var. Bu kısa zamanda bütün Doğu Türkistan'ı yayılıyor. Doğu Türkistan deyince tekrar söylüyorum, Türkiye'nin 2,5 katı büyüklüğünde bir coğrafya. 1.820.000 kilometre kare büyüklüğünde bir coğrafya. Ve 1933 yılında Kaşgar'da Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti ilan ediliyor. Bakın. 1933 yılın dünya coğrafyasını, jeopolitiğini göz önünde getirdi. Stalin'in Rusya'sı, Moğolistan Rusya vardı. Hindistan'da İngilizler var. Efendim Çin bu tarafta. Afganistan daha böyle arada daha ne olduğu belli değil. İran'da İngilizlerin etkisi var. Siz bir İslam Cumhuriyeti kuruyorsunuz. Herkesi beyler okuyorsunuz. Bir Türkistan adı koyuyorsunuz. İlk defa siyasi anlamda Türkistan adı, kelimesi, devlet adı olarak bu cumhuriyet tarafından kabul ediliyor. Yani Türklerin yurdu burası diyorsun. Ve sadece ondan kalmıyorsun, Doğu diyorsun. Ne demek bu? Batısı da var demektir en azından. Ve bu Batı neresidir? Sovyetler Birliği'nin işgali altında olan bugünkü bu 5 bağımsız cumhuriyetin oluşan Batı Türkistan demektir. Siz onların şeylerine bakın, yüreğine bakın. Ve bu cumhuriyet ilk olarak ne yapıyor? İlk olarak Türkiye'nin bir mesaj çıkıyor. Gök bayraktan al bayrağı selam. Bu gök bayrak nasıl ortaya çıkmış? Türkiye'ye bayrağı almış, sadece rengini değiştirmiş, birebir ölçüde aynı bayrak, hani vardı bir bayrak nizamnamesi. O nizamnameye uygun bir bayrak teşkil etmiş, sadece gök rengini koymuş. Ve Türkiye'yle yakın bir itibar kurmuş. Türkiye'de buna çok büyük önem gösteriyor. Anadolu Ajansı bu mesajı bütün basına yayıyor. O dönemin resmi yayın organları olan Hakimiyet, Milliye Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi, o zaman Cumhuriyet Gazetesi. Günü günü olaylar takip ediyor kamuoyuna. Mustafa Kemal de cevap veriyor. Mustafa Kemal, yani tabii açıktan şey yapıyor. Ama Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, 1934'ün ocağında Balkan Konferansı için gidecekler, soruyorlar işte bir Cumhuriyet kurumu dedersiniz. Diyor ki, biz diyor bütün mazlum milletlerin istiklallerine kavuşmasını yanayız. Ki bu bizim kardeşimizdir.
elbette farklı bir şey düşünüyoruz. Bunu da Mustafa Kemal'den bağımsız düşündüğü söylenemez. Ve Mustafa Kemal'in Afet İnan'a yazdığı bir kitap var. Orada biliyorsun Afet İnan'ı kendi yazıyor, Afet İnan'ın imzasıyla o tarih dersleri şey yaptı. Orada bir sorusu var Mustafa Kemal'in. Doğu Türkistan neresi? İlgileniyor tabii. Evet. Ama tabii Sovyetlerle yakın ilişkiler olduğu için şartları. Neyse bu Cumhuriyet, Sovyetlerin işgali, Stalin orduları resmen Doğu Türkistan işgaliyle son buldu. 34'ten 37'ye kadar parti devam ediyor. Yine bağımsız devam ediyor. 44 yılında yeni bir cumhuriyet daha kuruluyor. Bu sefer İstanbul Doğu Türkistan Cumhuriyeti. Aynı bayrak, aynı başkent, aynı şey, başkent Buzoğlu, aynı marşla beraber yeni bir cumhuriyet kuruluyor. Bu cumhuriyette çok önemli şeyler yapıyor. Baykozi, eyalet hükümeti başkanı oluyor. Mehmet Emin Buğra bakan oluyor ve İsa Üstü Abdeki başbakan oluyor. Dünya Doğu Türkistan davasında özellikle Türkiye İsa Yusuf Abdeki'yle duymaya başladı. Önde gidenlerden biri. Gökiler programımızda konuğumuz Arslan Abdeki. Bize babanızdan, çocukluğunuzdan başlayarak Doğu Türkistan'dan Türkiye'ye olan yolculuğunuzu anlatır mısınız? İsa Yusuf Abdek'in vazifesi icabı çok ülkeleri dolaşmış. Ondan sonra evlatları da çeşitli ülkelerde doğdu. Taşkent'te bulunduğu sırada en büyük abim Hindistan'da otomobil kazasında vefat etmişti. Bu Taşkent'te doğdu. Ondan sonra Çin'e gidiyordu. Bu 33'teki şey esnasında, ayaklanma esnasında babam annemler şeyde kalıyor, Doğu Türkistan'da. Fakat hayatları tehlikede olduğu için bunları da gizlice babamın ikinci abisi Hindistan yolu aracılığıyla Çin'e götürüyor. Orada Lanço şehrinde bulunuyorlar. Lanço şehrinde Erkin abim şimdi Almanya'da Doğu Türkistan davasını yürütmekte olan fakat şimdi emekliye ayrıldı. O orada doğuyor. O sırada Nanking denen şehir Çin'in başkenti oluyor. Pekin'den alınıp şeye getiriyor. Pekin çünkü Manchu zamanında başkent olduğu için yeni gelen cumhuriyetçiler Sun Yat-sen zamanında onu Nanking'e taşıyorlar. Fakat Nanking Japon işgaline uğramadan önce o ricale tahmin ederek başkenti Chongqing'e taşıyorlar. Daha iç yerine. Çünkü işte ben Chongqing'de doğuyorum bu sırada. Ondan sonra ikinci olarak tekrar Lanço'ya geliniyor. Lanço'da benim Hindistan'da vefat eden kız kardeşim o doğuyor. Ondan sonra 1946 senesinde ailece Doğu Türkistan'a çıkıyoruz. Doğu Türkistan'a çıktıktan sonra işte Abdülhamit kardeşimizin anlattığı gibi hükümetle vazife alıyorlar. Ama 49 senesinde Komünist Çin işgal ettikten sonra biz mecburen Hindistan'a doğru yola çıkıyoruz. Bu yolculuk gerçekten şimdi, evet çok tehlikeli bir şey. Şimdi kendi ülkemde ben 3 sene kaldım. Şimdi Doğu Türkistan Vakfı'nın başkanı olan kardeşim Ilgar Abdekin tek çocuk İsa Yusuf Abdekin'in öz vatanında doğdu. Yani tek çocuk. Ondan sonra Hindistan'a göç etmek mecburiyetinde kaldı. Şimdi o göçün de bazı sebepleri var. Liderlerimize Mehmet Emin Buğra, İsa Yusuf Abdekin diş ülkelerde yaşamışlardı. Bunlar diş ülkelerdeki büyük devlet adamlarıyla görüştüğü zaman Doğu Türkistan'ı hiçbir yerde tanınmıyor. İsa Yusuf Abdekin 1939-40 senesinde Türkiye'de geliyor ve Orta Doğu seyahatleri esnasında. Burada bir avuç milliyetçi Türkçülerden başka Doğu Türkistan'ı bilen kimse yok. Yani diğer ülkelerde bilmiyorlar. Mümkün mertebe o seyahat esnasında Doğu Türkistan'ı anlatmaya çalışıyor. Şimdi o seyahat çok önemli. İsa Yusuf Abdekin, bazı kardeşlerimiz o seyahatin önemini bilmedikleri için, idrak edemedikleri için bazı aleyhte konuşmalar var, şeyler var. İnşallah onları hepsini düzelteceğiz. Şimdi bu esnada İsa Yusuf Abdekin Hindistan'a geldiği zaman Nehru'yla tanışıyor. Şimdi Nehru'nun da önemi nerede dediğin zaman biz vatanımızı kaybedip 49 senesinde Hindistan'a yolculuk ettiğimiz zaman
47 senesinde Hindistan İngilizlerden bağımsızlığını almıştı.